Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli Camia TV seyircileri, hepinizi bu mübarek bu mübarek iklimin üçüncü gününden hürmetle, muhabbetle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün stüdyomuza çok kıymetli bir var Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu konuşacağız. Bu Ramazan ayına neden Kur'an ayı diyoruz? Bunları inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Stüdyomuzda çok kıymetli İslam toplum Milli Görüş Teşkilatları, İslam Sohbetleri, Halkaları Sorumlusu değerli Ali Börek e, hocamız bugün bizlerle kendisiyle inşallah Kur'an ayını konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Safalar hoş getirdiniz. Hocam, sağ ol. olasınız. Nasılsınız? Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olun, olsun. Hem hocam. sizlerin hem tüm izleyenlerin. Diyelim. Allah razı olsun hocam. Can nasılsınız hocam? İyisiniz. Üçüncü günündeyiz bugün Ramazan ayının. Evet bugün Ramazan ayının üçüncü gününde girdik hamdolsun. E, hep dualarımızda Recep ayında Şaban ayında ne demiştik? Evet. Allahümme bariklene fi Recep ve Şaban. Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Yani bereketli kıl. Hangi anlamda? Manevi anlamda bereketlerle ihya etmeyi nasip eyle dua etmiştik. Ve ve belligna Ramazan dedik ve Allah'ım bizi Ramazan ayına ulaştır dedik. Ve ulaştık evet. hamdolsun. Üçüncü günündeyiz. İnşallah e, az sonra da iftarımızı yapacağız. Rabbim e, iftarlarıyla, sahurlarıyla, tilavetleriyle, dua ve tevbeleriyle Ramazan ayını ihya edenlerden olmayı cümlemize nasip ederiz. Amin eylesin. hocam. Hocam şimdi Ramazan ayına şüphesiz tabii ki birçok isimler veriliyor. Sabır ayı deniliyor. Kadir gecesinin işte Kadir gecesinden dolayı Kadir ayı da deniliyor. Bir de hocam Kur'an ayı diyoruz biz e, bu Ramazan ayına. Peki değerli hocam neden Kur'an ayıdır Ramazan ayını? Evet. Değerli Mustafa hocam, malumunuz efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cebrail Cebrail'le buluşup ilk vahiy ile vazifesini yani peygamberlik görevini aldığı zaman Hira mağarasındaydı ve bu Ramazan ayındaydı. Kur'an'ın ifadesiyle eee Şehrü Ramadanellevi Kur'an-ı Kerim'de ayların içerisinde sadece Ramazan ayının ismi geçer biliyor musunuz? Yani Şaban ayının ismi geçmez, Recep ayının ismi geçmez, Zilhicce geçmez. Ama Ramazan ayının ismi Bakara suresinin 184. ayetinde geçer. 185. ayetinde geçer. Mevlamız ne diyor? O öyle bir ay ki orada Kur'an indirildi. Yani Kur'an'ın nazil olduğu ay olması hasebiyle buna Kur'an ayı denmiş. Kadir gecesini de için içerisinde barındırıyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi e, Kadir ayı diyoruz biz Ramazan ayına aynı zamanda. Çünkü Mevlamız İnna enzelnahu fi leyletil kadr e, Kur'an ayetlerinin ilk indirildiği gece Kadir gecesi. Bundan dolayı biz Ramazan ayına e, Kur'an ayı diyoruz. Malumunuz efendimiz Aleyhisselatü vesselam eee Vahiy görevini aldıktan sonra namaz farz kılındı, zekat farz kılındı, efendim haç farz kılındı, içki yasaklandı, e, haram kılındı, e, başörtüsü emredildi. E, emirler, yasaklar e, Mekke döneminde ve Medine döneminde devam ederken e, oruç e, hicretin ikinci yılında emredildi, farz kılındı. E, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu da parantez içinde aktarmış olayım. Peygamberimiz yaşadığı süre içerisinde tam 9 yıl Ramazan ayını ihya etti. Ve bu 9 yıllık zaman dilimi içerisinde 4 kez 29 güne tekabül etti bu Ramazan ayı. 5 kez de 30 güne tekabül etti. Toplamda Efendimiz aleyhissalatü vesselam 266 gün oruç tuttu. Bu vesileyle tekrar sorunuza cevaben geriye dönecek olursak Ramazan ayı Kur'an ayı denmesindeki en önemli hikmet peygamberimizin bu vazifeyi bir Ramazan ayında alması. İki, ilk vahyim ikra bismi halak ayetleriyle o beş ayet Ramazan ayında emredildi buyuruldu. Bundan dolayı biz Ramazan ayına Kur'an ayı diyoruz. Tabi e, tabii sizler de bilirsiniz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim rol modelimiz. Belki az sonra soracağınız sorularda nasıl ihya ederiz diye soracak olursanız bunu da mutlaka e, aktaracağım ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını dört gözle bekler, hiç okumadığı kadar Ramazan ayında Kur'an okurmuş. Kur'an ayetlerini sadece o günkü şartlarda okurken, Günümüzdeki musaf şeklinde varaklardan, kemik parçalarından, ezberlerden değil namazları da uzataraktan Kur'an tilavetlerini gerçekleştirmiş. Bu vesileyle biz Ramazan ayına e, tenzilinden dolayı, nüzulünden dolayı Kur'an ayı diyoruz. Allah razı olsun hocam. Hocam peki yani henüz üçüncü günündeyiz Ramazan ayını ve bizler de bir yıldır yani dört göze Ramazan ayını bekliyoruz. Bütün dünyalık işlerimizi bir kenara bırakıyoruz ve tamamen kendimizi bu Ramazan ayına odaklıyoruz. Daha doğrusu konsantre oluyoruz. Peki hocam yani oruç haricinde Ramazan ayını nasıl biz yani biz Müslümanlar olarak güzel bir şekilde, istifadeli bir şekilde, faydalı bir şekilde nasıl bizler ihya edebiliriz? Değerli Mustafa hocam bizim her konuda rol modelimiz Hazreti Muhammed Mustafa, evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda mı? Oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda, birilerine anlatmamızda, ibadetleri uygulamada rol modelimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz hangi konuya konuda ilerlemek istiyorsak, örnek almak istiyorsak karşımıza Efendimiz alacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konulardaki uygulaması nedir diye baktığımız zaman oruçla da ilgili, Ramazan ayını ihya ile de ilgili bizim döneceğimiz merci Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce de ifade ettiğim gibi hicretin ikinci yılında Ramazan ayında oruç tutmak farz kılındı, emredildi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı girer girmez Ramazan ayının nasıl oruç tutulacağını, hangi ibadetlerin yapılacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına göstermiş, kendi uygulanmış aktarmış, anlatmış, günümüze kadar da bize onun nasıl Ramazan'ı ihya ettiği gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında oruç farz kılınınca malumunuz kameri ayların kameri aylardan 9. aya denk geliyor Ramazan ayı. 8. ay ise Şaban ayı. Şaban ayının son günü akşam namazını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidip Mescid-i imamlık yapıp namaz kıldırıyor akşam namazını. Sonrasında hanelerine gidip biraz istirahat ediyor. Sonra tekrar Mescid-i gelip Ramazan'ın birinci günü. Malumunuz günler kameri aylarda akşamla geceyle başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab dikkat ediyor, bakıyor. Allah'ın Resulü bir namaz kılıyor ama taçup ediyorlar ne namazı bu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa teravih namazı kılıyor. Ve ashabına da teravih namazının önemini, faziletini anlatmaya başlıyor. Sahabe Efendimiz'den gördüklerinin aynısını uyguluyor. Bu ne demektir Mustafa Hocam? İki yıl pandemiden dolayı kılamadığımız bu teravih namazlarından dolayı çok üzünlendik. Allah'ım dedik ne büyük imtihanlardan geçiriyorsun bizi. Ne büyük nimetlerin içinde yüzüyormuşuz da farkında değilmişiz. Ramazan ayında biz iki yılın geçmiş dönemdekinin intikamını alırcasına bu sene camileri elhamdülillah iki günden beri camiler tıklım tıklım doluyor. Bugün de inşallah teravih namazlarında camilerde olacağız. Ramazan ayında bir teravih namazlarının hakkını vereceğiz. Mümkünse namazda öyle bir Allah'la buluşmamız lazım ki namazın her rekatında tad almamız lazım. Bazen bana sorarlar Mustafa Hocam derler ki kendimi çok yalnız hissediyorum Ali Hocam ne tavsiye ediyorsun? Ben de diyorum ki o zaman sen ya Kur'an okumuyorsun veya namaz kılmıyorsun. Namaz kılan bir insan Allah'la buluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren bir insan Allah'la konuşmuş olur. Namazın hakkını vereceğiz. İki, Az önce ifade ettiğiniz gibi Ramazan ayı ne ayıydı? Kur'an ayıydı. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Hocam nasıl bir metot tavsiye ediyorsunuz? Mesela bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i zor okuyanlar da dahil olmak üzere her namazın öncesinde veya sonrasında birer cüz okurlar. Ramazan ayı madem Kur'an ayıysa ben beş hatim bitirmeliyim diyor. Günde beş vakit namaz vardır diyor. Ve ben her vakitten sonra bir cüz okuyacağım veya öncesinden. Oldu mu ise beş tane hatim? Başka yetmez bu bize. Mutlaka e, Kur'an-ı Kerim'in mealinden de okumak lazım. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını da bilmemiz lazım. Ramazan ayında belki de son kez Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ne diyoruz biz? Ve bellikna Ramazan. Madem ki Rabbim bizi Ramazan ayına kavuşturmuş, Efendimizin yaptığı gibi yapmalıyız. Ağırlığı namaza vermiş Efendimiz, ağırlığı Kur'an tilavetine vermiş bunları yapmamız lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok cömertti Mustafa hocam. Efendimizin cömertliği dillere destandı ama Ramazan ayında bir başka cömertti biliyor musunuz? Bol bol, sadaka, bol bol verir. sadaka, bol bol hayır, bol bol hasenat, fitrelerle, zekatlarla, infaklarla, efendim sadakalarla bu Ramazan ayını süslendirmemiz lazım. Hmm. Efendimiz sadakayı arttırıyorsa biz de Efendimiz rol modelimize biz de arttırmalıyız ki Ramazan ayının öncesinde malumunuz memleketimizde ben deprem demiyorum ama memleketimizde e, kıyametin bir fragmanı yaşandı gösterildi bize kıyamet nasıl olacak diye bazen sorular sorulur ya işte en güzel örneklerinden bir tanesi deprem Allah'a hamdolsun bizi izleyen seyircilerimiz başta olmak üzere onların çok değerli aileleri, çevremizdeki akrabalarımız, yakınlarımız adeta sel olduk. Adeta Kurtuluş Savaşı'nda nasıl devlet millet el ele Aktık yardımlarımızla depremde biz kardeşliğimizi gösterdik. Bol şimdi de aynı şekilde zekatlarımızla sadakalarımızla hem deprem bölgesindeki kardeşlerimize hem ihtiyaç sahibi Afrikalı kardeşlerimize mutlaka ne yapmamız lazım? Görevimizi yapmamız lazım. Çünkü peygamberimiz bunu yapmış. Dördüncüsü Mustafa kardeşim Mustafa hocam dördüncüsü efendimiz Aleyhisselatü vesselam bol bol tevbe edermiş. Şimdi efendimizin cennete girmesi garanti değil mi hocam? Evet gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olmasına rağmen Efendimiz tevbe ediyorsa bizim günahlarımızın gelmişi geçmişi affolunma garantisi yok. Bizim ne yapmamız lazım? Bol bol tevbe etmemiz lazım. Tevbe nedir? Tevbe özür dilemektir. İşte tam fırsat ayı Ramazan ayında diyeceğiz ki ya Rabbi bizi bu mübarek aya kavuşturdun. Geçmişinde hatalarım vardır, günahlarım vardır, yanlışlarım vardır, isyanlarım vardır. Ya Rabbi sen affetmeyi seversin. Ne olur beni affeyle. İşte tam bir fırsat ayı. Bunu değerlendirmek lazım. Ashab da Ramazan ayında bol bol tevbe ederdi. Allah dostlarının Ramazan ayındaki tevbelerini bizler günümüzde kitlelere aktarıyoruz. Başka ne yapmak lazım Ramazan ayında? Mustafa hocam gördüğünüz gibi dünya iyi bir yere gitmiyor. Zulümlerin arttığını görmekteyiz. İsyanların çoğaldığını görmekteyiz e, insanların haramlarla iştigal edip sanki normalmiş gibi davrandığını görmekteyiz. Ne yapmak lazım? Bol bol dua etmek lazım. Kendimizle ilgili dua etmek lazım. Ailemizle ilgili dua etmemiz lazım. Mesela ekranlara başında bizi izleyen kardeşlerim. Ramazan ayın aynı zamanda dua ayı. Duaların kabul edildiği bir ay. Ne diyor Mevlamız Bakara suresinde? Udu'uni estecib diyor. <laughs> Siz dua edin ben duanızı kabul edeyim diyor ve e, kul ma ya'be bikum levladuwakum diyor Furkan suresinde sizin duanız olmasa ne işe yararsınız diyor. Bizim bu ayda kendimiz, ailemiz, akrabalarımız, ölmüşlerimiz, başka mazlumlar, mağdurlar, yetimler, depremzedeler, dünyadaki tüm garibanlar, mülteciler için bol bol dua etmek lazım. Ama ne zaman dua edelim? Nasıl dua edelim? Duana saati yok. Ama bazı saatler bak çok kıymetli. Eşref, saati. Eşref Demir, saatleri, aynen öyle. Mesela iftardan önce yapılan dua. Ama hmm. genelde ekranların karşısına geçip de programları izleyerek zaman geçiriyoruz veya telefonlarla geçiriyoruz. Aa, öyle değil. Yapmamız gereken ne? İftardan önce bir 10 dakika, 15 dakika Rabbimizle baş başa kalıp da ellerimizi açıp gözümüzden yaş damlar damlataraktan Ya Rabbi ne olur? beni affeyle, beni bağışla, bana merhamet eyle, rahmetine muamele eyle. Ya Rabbi ölümümü güzel eyle, ömrümü güzel eyle, neslimi dindar ve güzel eyle. Ya Rabbi depremdeki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi mazlumlara yardım eyle, zalimlere fırsat verme diye bol bol dua etmek lazım. O eşref saatlerinden biri de aynı zamanda yine sahur, gecenin vaktinde bunu yapmak lazım. Oruçlunun duası makbul. Başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaparmış Ramazan ayında? Ramazan ayında Efendimiz e, e, Medine toplumunda ihtiyaç sahipleriyle iftar yaparmış. Hmm. Bizim camilerimizde yıllardan beri çok güzel bir gelenektir değil evet. mi bu? İftarlar veriliyor. Şunu yapmadık. Yani biz işte depremzide kardeşlerimize yardım gönderelim. E, buradaki iftar katkılarımızı da oradaki kardeşlerimize sunalım demedik. Camilerde o kadar güzel bir heyecan var ki hem oradaki depremzedelere yardım ediliyor hem de buradaki gelenekler çocuklarımıza gösteriliyor. O geleneklerin tadını almaya başlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama özellikle fakirlerle iftar yapmayı tavsiye ediyor. Yani zenginlerin ağırlandığı, şöhretlerin ağırlandığı iftardan bahsetmiyor. Gariban, fakir, yetim, ve ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize de özellikle söylemek istiyoruz. Büyük şehirlerde üniversiteler var. Mustafa Hocam sizler de okuduğunuz üniversitede Türkiye'de e, çok kıymetlisiniz sizler. Çok değerlisiniz. Hem teşkilatımız açısından hem bizler açısından sizlere çok böyle e, övünçle anlatıyoruz, metederek anlatıyoruz. Çünkü Avrupa'da doğup büyüyen gencimiz e, Türkiye'ye gidip hem ilahiyat okumuş, hem yüksek lisanslar yapıyorlar, hem doktora yapan gençlerimiz var. Bizim için çok özelsiniz. Türkiye'de size bir tane kardeşimiz iftar ikram ettiği zaman ne kadar mutlu oluyordunuz değil mi? Bizler evet, evet. de bunu Mısır'da yaşadık. Ee, hiç unutmuyorum bir gün ev sahibimiz bizi iftara davet etmişti. Ee, hala unutamıyorum ölen ev sahibime de hala hatırladıkça dua ediyorum. Mümkünse caminin etrafında irfan evlerimizde, e, caminin yakınlarındaki e, üniversitede kalan Kardeşlerimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iftar sunduğu gibi iftarlar yapmak lazım yani rol modelimiz Hazreti Muhammed Mustafa olunca Ramazan ayında onun yaptığı gibi bol bol namaz bol bol Kur'an-ı Kerim okumak bol bol tevbe etmek bol bol dua etmek bol bol infakta bulunmak bir de Ramazan ayında bazı olumsuzluklar tak diye karşımıza gelecek Ramazan ayı ne ayı demiştik Kur'an ayı. Kur ayı sabır ayı demiştik. Olur. Ee, karşımıza gelen herhangi bir olumsuzlukta ben oruçluyum diyerek sabrı ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bütün bunları yaparsak Ramazan ayı ihya olunmuş olunur mu? Evet olunur. Yani biz 24 saatin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men sâme Ramadane imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim imanı güçlü bir şekilde inanmış bir şekilde Ramazan ayında oruç tutarsa, Ramazan ayını ihya ederse geçmişteki tüm günahlara affolunur diyor. İşte biz bu aydayız. Eyvallah hocam. Hocam şimdi yani az evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte camilerde, Mescid-i Nebevi'de, Müslümanlarla birlikte iftar sofralarından bahsettiniz. Bizim camilerimizde çok güzel görüntüler var değil mi hocam? Yani genç aileler özellikle geçen yıl da buna müşahede yani ettik. Genç ailelerimiz çocuklarıyla birlikte e, hanımıyla birlikte camiye geliyorlar tüm ailesiyle birlikte hem camide iftarlarını açıyorlar oruçlarını açıyorlar hem birlikte teravih namazını kılıyorlar vesaire böyle güzel bir Ramazan geçiriyor değil mi hocam? Siz de camilere gidiyorsunuz programlara katılıyorsunuz yani henüz belki üçüncü günündeyiz ama nasıl bir bir atmosferle karşı karşıyasınız hocam? Vallahi Mustafa Hocam geçmiş 2 yıl, 3 yılın pandemi dönü, döneminden insanlarımız çok muzdarip kalmışlar, olmuşlar farkındayım. Bir özlem, bir hasret bir var sanki var, değil mi? Bir özlem var, bir hasret var. Gerçekten dört gözle Ramazan ayının beklendiğini kitlelerde biz gördük. Özellikle camilerdeki dernek başkanlarımızı, idarecilerimizi ...oradaki Kadınlar Teşkilatı'mıza... ...tekrar tebrik ediyorum. Çünkü neden? Camilerin tezyini ...başta süslenmesi ve temizlenmesi olmak üzere... ...Ramazan ayında bu iftarların verilebilmesi için... ...planların, programların, davetlerin yapılması... ...yani ortamın hazırlanması noktasında... ...bir heyecan gördük cami idarecilerinde, cemaatinde. Aynı zamanda... ...onlar çok güzel kampanyalar başlatmışlar. Ramazan ayında her gün için... 3 veya 4 tane e, o akşamın iftarını kapatan katılımcı e, ödemesini yapıyor. Tüm organizasyonu yemek dahil, e, servis dahil, bulaşık dahil, temizlik dahil bunu cemiyet karşılıyor. İnsanlar gidip katkılarını veriyorlar e, ve o kadar hoşuma gidiyor ki mesela e, Türkiye'den tırla gelmiş bir şoför kardeşim çok enteresan ben kendisini tanıyorum Konya'lı. Ramazan ayında nereden geçiyorsa orada bir camiyi bizim hepimizden bulup nerede cami var diyelim ki Hamburg'da var işte Dortmund'da var akşam iftarı bizim camilerimizde yapıyor. Ve aynı şu cümleyi sarf etmişti bana hala geliyor gidiyor Ali hocam dedi vallahi o kadar çok dua ediyorum ki demişti şu iftarlardan dolayı sadece şoförler değil sadece Türkiye'den gelenler değil sadece yolda kalanlar değil sadece üniversiteler değil bazen merak edip de bu iftarın havası, manevi yönü nasıldır diye Almanlar da merak edip Türk Müslüman arkadaşlarla beraber bizim iftarımıza katılıp iftardan sonra da ben bu İslam'ı araştıracağım diyenler bile çıkıyor. Onun için müthiş bir heyecan var. Kur'an'ın bir bereketi değil midir? Yani. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Yani e, hocam rol modelimiz Efendimiz olunca her şeyde hikmet var. O ne yaptıysa yapalım, hikmeti göreceğiz. Ben e, ee, hocam dedemle ilgili bir e, anekdot anlatayım size. Buyurun. Tabii ki çocuklar dedelerini çok sever hı hı. biliyorsunuz. Torunlar özellikle. Ee, küçüklüğümüzde hep dedemin yanında yatardım. Dedem e, geceleri kalkardı, namaz kılardı. Çocuk aklıma diyorum ki yatsıyı kılmıştık sabah namazı da olmadı. Bu ne namazı derdim. Dedeme sordum. Dede bu ne namazı? Dedem demişti ki oğlum bu teheccüd namazı. Hı. Şimdi Aradan bir zaman geçti. Dedem gündüz kahvaltı yapmadı. Dede niye yapmıyorsun? Oğlum ben bugün oruçluyum. Dede ne orucu bu? Ramazan daha yeni bitti. Hı. Dedem dedi ki oğlum dedi bu nafile oruçtur. Perşembe günüdür bugün. Dede farz mı yok? E niye tutuyorsun? Dedemin cevabını hiçbir zaman unutmuyorum. Oğlum peygamber teheccüd kılmış ben de kılayım zararı olmaz. Hmm. Peygamber nafile oruç tutmuş ben de tutayım zararı olmaz. Peygamberimiz yokluk zamanında dar zamanında infak etmiş. Oğlum biz de vermeliyiz derdi. Şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayında Efendimiz ne yapmışsa hikmet vardır düşüncesiyle bir yapalım. Bu seneki Ramazan'ın tadı bir başka olacak bizim için. İnşallah hocam Allah razı olsun. Hocam peki. Tekrar konumuza geri dönecek olursa Kur'an ayı dedik Ramazan ayına. Hocam farklı yani İslam coğrafyalarında olsun Avrupa ülkelerinde olsun Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik Kur'an-ı Kerim'i insanlara yani ulaştırmaya yönelik birçok çalışmalar var şüphesiz. tabi bizim de yani 35 yıldır icra ettiğimiz yani artık bir gelenek haline dönüşen ve nice hayırlara vesile olan Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmamız var ee, ki bu yılda inşallah 35.sini düzenleyeceğiz. Yine hafızlık yarışması var. Ee, hocam peki diğer ülkelerde yani Mayde Kur'an gibi çalışmalar var bununla birlikte. Ee, nasıl bir programlar var? Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik, Kur'an-ı Kerim'i insanlara ulaştırmaya yönelik, yani insanların hidayetine vesile olmasına yönelik ne gibi çabalar, ne gibi gayretler var değerli hocam? Tabii iki tane soruyu barındırıyor sorunuz. Bununla ilgili şunu aktarabilirim Mustafa hocam. Kur'an ziyafetleri dediğimiz programın ismi maide Kur'an diyoruz. Maide sofra demek. Yani Kur'an sofrası. Aynen. Manevi sofradan bahsediyoruz burada. Şimdi Kur'an ziyafetleri 1900'lü yıllarda başladı. 1900'lü yılların başlarında başladı. Nerede? Mısır'da başladı. Mısır'ın sesi sedası güzel olan ünlü hafızları, imamları ne yaparlardı? Ramazan ayında Sahurdan önce Kur'an ziyafetleri yaparlardı. Sahurdan önce. Evet. Hmm. Ne yapardı? Hafızlar o köye, o şehre, ilçeye gelirlerdi en büyük mescitte. İnsanlar hem sahurlarını yapıyorlar. Yani karınlarını doyuruyorlar. Yarınki oruca hazırlık yapıyorlar. Hem de manevi ziyafet başlıyor. Hmm. Kur'an tilavetleri, zikirlerle beraber sabah namazının ezanı okunuyor. Cemaatle sabah namazı kılındıktan sonra toplu dualar yapıldıktan sonra herkes evine dağılıyordu. Tabii bu Kur'an ziyafetleri 1950'li yıllarda Mısır'dan çevre ülkelere ihraç edildi. Hmm. Çevre ülkeler örnek aldılar. Örnek daha aldılar. Daha e, Mısır e, Kur'an radyosu Kahire Kur'an radyosu yaptığı programları canlı yayınlayınca Günümüzde nasıl ki sosyal medyadan canlı yayınlar varsa, televizyondan canlı yayınlar varsa, o dönemlerdeki tüm programlar da radyodan canlı yayınlanıyordu. Hmm. İşte canlı yayın kutlu doğum programı, canlı yayın Miraç Kandili, canlı yayın Ramazan programları gibi Kadir Gecesi gibi mesela Suriye, Irak gibi ülkeler Mısır'dan hafızları davet ederek Mayide Kur'anlar başladı. Hocam biliyorsunuz ben de dünyanın en kapsamlı e, arşivi var. Kur'an arşivi var. Dünyaca hı hı. ünlü hafızların on binlerce aşırı şerifi var arşivlerimde. Hı hı. Ve Irak'ta, İran'da bunlar 1950'lerde başlıyor. 1954, 58, 61. Daha sonra Pakistan'la devam ediyor. Afrika'ya 1966 yılında gidiyor. Daha sonra efendim eğer sen diğer Asya ülkelerine, Malezya, hı hı. Endonezya gibi derken hatta bir şey aktarayım mı size? Maide Kur'an programları Arjantin'de bizden önce başladı biliyor musunuz? Maşallah. Ee, normal e, Lübnan'dan, Suriye'den, Filistin'den giden e, o, e, hı hı. o Güney Amerika'ya gidi kıtasına giden Müslümanlar ne yapmışlar? Hafızlar davet etmişler. 60'lı 70'li yıllarda Kur'an ziyafetleri yapılmış camilerde. Unutulmasın diyerek. Aynen değil mi hocam? öyle ve e, giden hafızlardan birkaç tanesini de bana aktardığı anekdotlar da var. Yaşadıkları Hı -hı. sıkıntılar vesaire. Daha sonra bizler Mısır'da okuduk. Mısır'dan e, Avrupa'ya geldiğimizde neden mayide Kur'an programları, Kur'an ziyafetleri, stadyumlarda, salonlarda, camilerde olmasın dedik. Hamdolsun teşkilatımız başlattı. Elhamdülillah. İlk başlattığımız programlar 2003, 2004, 2005'ten sonra bu programlar Türkiye'ye de elhamdülillah götürüldü. Teşkilatımız bunu Bosna'da yaptı, Makedonya'da yaptı. Efendim mesela Sırbistan Karabağ'da, Karadağ'da yaptı. Her tarafta bu programlar oluşmaya başladı. Biz bu programı Gürcistan'da yaptık, Kazakistan'da yaptık, Kırgızistan'da yaptık. Bu programlardaki amaç neydi Mustafa Hocam biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl güzel sesli sahabelerden Kur'an dinleyince heyecanlanıyor, tad alıyorsa biz de her ne kadar Kur'an'ın ayetlerini anlamasalar bile Kitlelere güzel sesli hafızlarla gidip çocuklara onları rol model olarak göstermekte. Hmm. Çocuklar onların sesinden, sedasından, tarzından etkileneceklerdi. Bir gün babalarına ben de onun gibi okumak istiyorum babacığım. Beni Kur'an kursuna gönderir misin? Ben de hafız olmak istiyorum. Biz bunu e, önceden gördük, olabileceğini söyledik. Ve elhamdülillah Avrupa'da da dahil olmak üzere Kur'an ziyafetleri yüzlerce gencin güzel Kur'an okumasına ve hafız olmasına vesile oldu. Ramazan ayında bu etkinlikler şu an devam ediyor mu? Elhamdülillah devam ediyor. Bizim camilerimizde de e, e, maide Kur'an derken sadece güzel sesli hafızların e, okuması değil. Bizim camilerimizde mukabeleler okunuyor. Bu maide Kur'andır aynı zamanda. Evet. tüm Kendi ki, hafızlarımız kendi değil mi hafızlarımız hocam? Kendi hafızlarımız okuyor. Elhamdülillah. Hocam irşad başkanlığımızın yapmış olduğu en önemli çalışmalardan bir tanesi de hafızlık kurumlarının oluşturulması. Evet. Düşünün Avrupa'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir gencimiz İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Fransızca biliyor, Arapça biliyor, Türkçe biliyor, Kur'an'a da ezbere biliyor. Ve, Ve sesi de güzel. Sesi de güzel. Bir de camide ezbere mukabele okuduğu gibi hatimle de mukabele namaz kıldırabiliyor. Elhamdülillah. İşte hedefler bunlardı. Şimdi Ramazan ayında e, mukabelelerle camilerde bunlar devam ediyor. Mukabele olayı sadece Osmanlı'dan bize kalmış bir hatıradır. Hı hı. Ama diğer İslam ülkelerinde mukabele diye bir olay yok. Yani caminin hocası gelir de işte ben okuyayım siz de Mustafa açın herkes yüzünden okusun. Biz Mısır'da okuduğumuz dönemlerde veya diğer Arap ülkelerinde bunu görmedik. Ne var oralarda? Oralarda herkes kendi okur hatimindirir. Herkes. Çünkü e, bir sünnettir zaten. Bir sünnettir Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam'ın yapmış olduğu sünneti aynen uygulamadır. Ramazan ayında e, tabii ki Kur'an okumalıyız da ikinci sorunuza Hı cevaben de şunu aktarayım. E, Kur'an okuyacağız da nasıl okuyacağız Mustafa Hocam? Sadece çok güzel sesli hafızlar mı okumalı Kur'an-ı Kerim'i? E? Diyelim ki ya bu neye innaha itqala habatin min fetakun fi fi semawati Bütün Kur'an'ı bu şekilde bu şekilde mi okuyacağız değil. Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Evet. İdrak ederek. Ay idrak edeceğiz. Çünkü anlayarak iyi ok anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'i incelememiz gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor. Tek tek satır satır tetkik etmemiz gerekiyor. Anlamadığımız yerleri de bilenlere sormamız gerekiyor. Kur'an anlaşılarak okunursa çok güzel yaşanıyor. Evet. Yaşamak için anlamak gerekiyor. Sizler de e, Almanya'da doğduğunuz, büyüdüğünüz için bazı Almanların Müslüman oluşunun hikayelerini biliyorsunuz. Veya kendi şehrinizde de bunlar vardır. Hiç Arapça bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim okumasından da anlamıyorlar. Ama Almanca mealini okuyorlar. Bir kere okuyor, kalplerde bir hareketlenme başlıyor. İki kere okuyor, kalplerde müthiş bir etkilenme oluyor. Üç kere okuyor, bu diyor hak kitap diyor ve Müslüman oluyor. Ondan sonra elifba'dan başlıyor biliyor musunuz? Evet. Yani eğer biz... Önce kulaktan duyarak değil mi hocam etkileniyor? Aynen etkileniyor. Sonra araştırıyor. Ama hocam e, onların musafları yıpranmış, hmm. altı çizilmiş, bazı yerleri yırtılmış. İki yıl, üç yıl boyunca araştırıyorlar. Hem hal olmuş yani. Hem hal olmuş. Ben bir tane örnek vereyim hocam bununla ilgili ekranları başında izleyenler için de bir örnek teşkil eder. Bir gün bana dediler ki Ali Hocam dediler bir Arap kardeşimiz var sizinle görüşmek istiyor. Olur dedim gittim. Baktım ee, sarı kirpikler, sarı kaşlar, sarı saçlar, sarı sakallar dedim ya Araplarda böyle sarılık yoktur. Bu batılıya benziyor. Yüz teni bembeyaz, saçlar sap e, sapsarı, gözler masmavi. Dedim selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Başladık Arapça konuşmaya. Dedim maşallah ne kadar güzel Arapça biliyorsun dedim ya. Sen nerelisin dedim. Dedi ki ben dedi İsviçreliyim dedi. Hmm. Ben İsviçreliyim dedi. Dedim ki ya ne kadar güzel Arapça konuşuyorsun dedim ya. Nerede öğrendin bu Arapçayı? Dedi ben dedi Suudi Arabistan'da öğrendim. Ve Müslüman olma hikayesini anlatınca önce bir Müslümanın ahlakından etkileniyor. Sonra diyor ki sendeki bu güzel diyor ahlakın diyor kaynağı nedir diyor. O Müslüman kardeşimiz de diyor ki kaynağın peygamber diyor. Onun güzel ahlakı diyor. Bana diyor İslam'daki ahlakla ilgili kitapları verir misin diyor. Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Peygamberin hayatında veriyor. Diliyle de anlatıyor ahlakın ne olduğunu. Sonra bu Yusuf kardeşimiz işini bırakıyor. Suudi Arabistan'a gidiyor yerleşiyor. Dört yılda Arapça yı öğreniyor Mustafa Hocam. Sadece Arapça öğrenmiyor. Elif Bağ'dan da Kur'an okumayı öğreniyor. Bu dört yılın içerisinde bir, Arapça öğreniyor. İki, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Üç, Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Dört, kütüb-i sitteden de üç bin tane hadisi ravileriyle ezberliyor. Maşallah. Şimdi geriye dönecek olursak, Kur'an anlaşıldığı zaman sana hidayet veriyor, yol gösteriyor seni e, manevi lezzetlerle beraber uçuruyor Ekranlara başında izleyen kardeşlerimize diyoruz ki mutlaka mukabelemizi takip edelim okuyalım ama ne olur bir kere de mealini başından sonuna kadar Yasin suresini Tebarike suresini Furkan suresini Tahrim suresini e, Hucurat suresini okuduğumuz takdirde çoğu olumsuz alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor bir de şunu aktarayım İstanbul'da çok değerli bir arkadaşım var e, dedi ki ya Ali hocam dedi Kur'an-ı Kerim'i aldım senin tavsiyen üzerine mealinden okumaya başladım. Okurken Allah'ın emrettiklerini, nehyettiklerini, tavsiye ettiklerini tek tek yazdım. Hocam dedi ben dedi Allah'ın arzu ettiği şekilde Müslüman olmadığıma karar verdim dedi. Hmm. Yani Allah benden istiyor ben yapmıyormuşum. İstemiyor ben yapıyormuşum bunun farkına var. Mesela dedim Allah benden dedikodu yapmamı istiyor yasaklamış ama ben yapıyormuşum hocam dedi. Ne kadar büyük bir günahmış dedi. Demek istediğim Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak. Anladığımız zaman ne fark edecek? Önce kendi iç dünyamızdaki tadı güzelliği yaşayacağız, keşfedeceğiz. Sonra bu ailemizde hissedilmeye başlayacak. Çevremizdeki akrabalarımız ya ne oldu buna ya ne kadar güzelleşti farklı bir bünyeye büründü demeye başlayacaklar. Sonra Alman komşularımız, Türkiye'deki yakın komşularımız herkes bizdeki değişikliğin sebebini araştırmaya başlayınca onlar da İslamla buluşmuş olacaklar. Ne güzel hocam ya Allah razı olsun maşallah. Evet çok değerli seyirciler bugün değerli Ali Börek hocamızla birlikte. Kuran ayını, Kuranı, Kuranı anlamaya yönelik yapılan çalışmaları konuşmaya gayret ettik değerli hocam Allah razı olsun Kimlerim çok teşekkür hocam. ederiz ee, hocam birkaç dakikamız kaldı bir şeyler söylemek ister misiniz evet hocam bu birkaç dakikalık zaman dilimi içerisinde e, ben insanların son dönemlerinde morallerinin bozulduğunu psikolojilerinin bozulduğunu hocam kafayı sıyıracağım kafayı yiyeceğim diyenlerin sayısının Gelen telefonlardan anladığım üzere sayısının çoğaldığını gördüm. Size de geliyordur mutlaka. Hocam tanıdığınız bir psikolog var mı? Evet. Ne yapacaksın? Bir umutsuzluk var bir hocam, bir umutsuzluk sanki değil var, mi? bir moralsizlik var. Evet. Her türlü imkan olmasına rağmen. Aynen. Bir e, insanlarda sıkıntı var. Telefon geliyor. işte tanıdığınız bir e, e, hanfendi psikolog e, tanıyor <laughs> musunuz? Hayırdır kızım, gelinim, eşimin ufak dertleri var. Ekranlara başındaki insanlara ben diyorum ya şu beş şeyi iyi uygularsak hiçbir psikoloğa ihtiyacımız yok. Nedir hocam onlar? Hem Ramazan ayıyla da ilgili <laughs> e, bunları aktarmış olayım. Hocam birincisi tevekkül. Başımıza dünyanın en sorunlu problemi bizim başımıza da gelse sırtımızı Allah'a yaslayalım. Tevekkül edelim. Ben tevekkülü hocam Alman Müslümanlarda gördüm. Başına hangi bela gelse bile ya Rabbi sana tevekkül ediyorum. Sen benim en iyi dostumsun diyerekten bu problemin altından çok kolay bir şekilde çıkıyor. İkincisi kanaat etmeyi bilmemiz lazım hocam. Allah birilerine çok, birilerine normal, birilerine az, birilerine hiç vermiyor. Hiç verilmeyen Afrika'daki insanlar kanaat ederken Elinde her türlü imkanlar olup da hala kanaat etmeyenleri gördükçe ben çok üzülüyorum. Evet. Rızkı veren Allah'tır. Sana ne kadar planlamışsa kabullen. De ki ya Rabbi ben bana verdiğini kabulleniyorum. Buna kanaat diyoruz. Üçüncüsü değerli Mustafa hocam başımıza hangi türlü bela sıkıntı gelirse gelsin ki gelmeli de. Yani sadece peygamberlerin başına mı bela sıkıntı gelecek? Veya bizden önceki asırlarda yaşayanların başına mı bela sıkıntı gelecek? Onlar hangi yolla bu belayı def etmişlerse aynı yolla biz de def etmeliyiz. En çok müracaat ettikleri kaynak sabır kaynağı olmuş. Bize düşen peygamberler gibi sabrun cemil demeliyiz. Sabır en güzel ilacımız olmalı bizim. Hem sabredince Allah'ı yanımıza almış oluyoruz. İnna Allah sabirin. Allah sabredenlerle beraber oluyor. Her konuda sabır. Dördüncüsü şükretmeyi bilmemiz lazım. Yani teşekkür etmeyi bilmemiz lazım. İnanın Allah'ın bize verdiği nimetlere saymaya kalksak gücümüz yetmiyor. Dördüncüsü her verdiği nimete şükretmemiz lazım. Şükür, şükür, şükür. Beşincisi de hocam duayı arttırmak lazım. Nice. Kendinle ilgili olumsuz ne varsa duaya sarılmak lazım. Şimdi sorum şu. Tevekkül edersek, kanaat edersek, şükredersek, sabredersek, dua edersek İnsanların derdi olur mu? Evet. Bütün bunların probleminin çözümü bu beş maddedir diye söyleyebilirim. Allah razı olsun hocam çok teşekkür ederiz. Allah bizleri duadan, Kur'an'dan ayırmasın Amin. diyelim değerli hocam. Vaktimizden sonuna geldik. Ben de ne yazık çok ki... teşekkür ediyorum. Bugün bizi Ramazan'ın üçüncü günü, bugün günlerden cumartesi. cumartesi günü konuk ettiniz, fırsat verdiniz ben hem sizin hem de ekranlara başındaki tüm arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ben hem size hem tüm tanıdıklarıma, tüm Müslümanlara dua ederken sizlerden de dua ediyorum. Allah edeyim. razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Bizler de aynı duyguları taşıyoruz. Değerli seyirciler, Yüce Mevlamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Kur'an'la hemhal olmayı nasip ve müesser eylesin. Ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru bir hayat sürmeyi, bir Ramazan sürmeyi nasip ve müesser eylesin diyoruz. Köln için iftar vakti diyoruz efendim.